Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bir şey söylüyordunuz tam VTR'deyken yayında konuşuruz dediniz size. Ben dayıya bir sıcak yakınlık olarak ellerini öpmek istiyorum. Yani biz birbirimizi sevdik. Yani elini öpmek istiyorum, ayaklarını öpmek istiyorum müsaade edersen. Ben müsaade etmiyorum, orada dur. Sakın gelme. Sakın gelme. Zaten aynı yaştayız, benden bir küçük değilsin. Hatta belki de benden büyüktürsün de. Müsaade edersiniz elinizi ayağınızı öpmek müsaade istiyorum. Müsaade vermiyorum. Biz birbirimizi sevdik. Müsaade vermiyorum. Müsaade vermiyorum ben. Otur yerine. Ama Muharrem güzel bir davranışta bulundu. Güzel bir davranış. Esra Hanım, Hülya Hanım cuma günü zaten açıklama yapmıştı. Eğer evlilikleri benim dışımda gerçekleşiyorsa, ben izin vermeden evlilikleri gerçekleşiyorsa, ben niye mağdur oluyorum burada o zaman? Ben sağlığımla ilgili neden mağdur oluyorum? Bugün bu arada hastalanmışsınız. Bu mağduriyeti neden yaşıyorum ben? Siz bugün hastalanmışsınız, acile gitmişsiniz. Evet, hastalandım. Ben zaten sağlık sorunlarım var. Ben ablamın ölümünden sonra, 3 ay sonra yüz felci geçirdim. Ya bütün bu sıkıntılar ben neden yaşıyorum? Eğer ki benim iznim olmadan evlenebilecek şansları varsa evlensinler. Diğer benim üzerimde olan yetkilerini de devrederim. Ben bu işi içinden çıkarım. Eğer biz de öyle düşünüyorduk zaten. Biz de öyle düşünüyorduk zaten. Biz de tamamen öyle düşünüyorduk. Yani diğer şekilde Zeynep'in 3 kere kaçmışlığı var. 3 kere. Üç yalan kere konuşuyor. 3 kere, kere yalan bir söylüyor. Kere bak. Bir kere. Allah bir. Yukarıda yalan söyledin. Allah seni bir kat çarpsın. Annen rahatsız olduğu zaman Argon'da kaçmak istemedin mi? Bir şey sorabilirim. O zaman İlk neydi? Geldi. Ya bak İstanbul'da bir kere olmuştur herhalde ama köyde o zaman kaçmadım. Argon'da öyle bir şey denemiştim ama kaçmadım. Polise kaçmadım. Haber vermeseydik gidiyordun. Tabii ya Argon'da öyle bir kaçmadım. Şey olmuştur ama kaçmadım. Esra Hanım. Olmuş ama öyle Esra bir şey yapmadım. Zeynep'in takıntıları ben kendisini rencide etmek istemiyorum. Daha çok şey söyleyeceğim ama sadece, gerçekten rencide sadece, etmek istemiyorum. Ben takıntı değil sadece ilaç. Ben sadece ilaç kullanıyorum. Başka bir şey yok. Düzgün sadece tedaviye ilaç. İhtiyacı var. Kendisini aşıyor. Yani evlendikten eşiyle şimdi mutlu olarak evleniyorlar. Belli bir zaman sonra takıntılar ortaya çıkıyor. Şikayetler ben geliyor bana. Ben zaten takıntı ilacı zaten kullanıyorum ama şu anda öyle bir kötü sorunum yok. Bundan sonraki süreçte İki kişinin bir evi paylaşması bir başka insanla onu anlamayan, yani kendi ailesinin dışında şefkatle sevmeyen biri için Zeynep'in o takıntıları, bu zaten hani tanısı konmuş. Evet. Davranışlar ve bunun şey de var, belgesi de var. Bir süre sonra Muharrem'i o takıntılar boğacak. Evet. Rahatsız olacak. Yine başa döneceğiz. Yine en başa rahatsız, döneceğiz. Rahatsız olmayacağım. Muharrem benim her şeyimle ilgilenecek. Hastane sorunlarımla her şeyimle ilgilenecek. Sen ilk evliliğinde de aynısını yaptın. Hayır. İlk evliliğinde de hayır. Aynı yaptın. Hayır. Eşin daha benim buraya söylemediğim şeyleri söylemek istemiyorum. Seni rencide etmek istemiyorum. Ben senin sağlığını düşünüyorum. Ben ya senin iyi tedavi görmeni istiyorum. Muharrem'in yanında da sağlığımı güzelce yaparım. Sen yeğenini sevmiş olsan da bunları konuşmak... Hastaneye de götürür. Beni güzel psikiyatriye götürür. Tedavi de ettirir. Her türlü ben bunun yanında da mutlu olurum. Hastaneye giderim. Her türlü her şeyime destek çıkar. Bugüne kadar her şeyimi almış. Zeynep'ciğim zaten her problem şu. Çıkmış. Sen diyorsun ki ben Muharrem'in yanına gittikten sonra ilaçları kullanmayı bıraktım. Çünkü benim ilacım ama. Muharrem dedin. Esra abla. Tamam. İlaç gibi geldi bana dedin. Tam tersi Muharrem senin iyi olman için bu ilaçlarını kullandırdığında zaten o hastalığının takıntıların etkisi bir nebze azalacak. Yani sen kendini daha iyi hissedeceksin. Sen onun yanındayken aman ilacım Muharrem diye davranırsan olmaz. Esra abla bir şey söyleyeyim de ilacı ben tamamen bırakmadım. Doktor tavsiyesiyle bırakacağım ama ben şimdilik bak Muharrem'le bunları ilaç konusunu konuştum. Beni hastaneye götürecek. Yani ilacımı yazdıracak, ben devam edeceğim. Buraya gelmekte alamadım. Buraya efendim? Düzce'den buraya hani çağırmıştınız ya stüdyoya. Evet. Ben buraya gelmekte karakolda biz de yakalandık. Arabanın içindeyken yakalandık biz. Gelmeye çalışırken ilaçlarını alamadım. Bu işler bittikten sonra senin ben tedavisini... Senin yanına biz seni bulmadan önce kaç gün önce kaçmıştı? Cumartesi günü. 3 Kasım'da kaçtı. Biz seni ne zaman bulduk? 2 gün sonra mı? Valla benim haberim yoktu böyle bir şey olacağına... Hayır, 2 Kasım, yani 2 gün sonra mı bulduk? Herhalde. İki gün sonra bulduk. Çok erken mi bulduk? Bulmasaydık ilaçlarını alacak mıydın sen? Alacaktım, evet.
Alacak. Ya her türlü yardımcı oluyor zaten. Her şeyimi alıyor A'dan Z'ye. Zaten ben affedersin yırtık terlikle, yırtık ince pijamayla kaçtım. Kaçtım çünkü ben hiçbir şekilde rahat edemedim. Üstelik dayım da beni sen başkasıyla görüşürsen yani... Ne bileyim ben hani daha benden izinsiz, hayır benden izinsiz benim param... Bundan önce daha bir sürü kişiyle görüşmüştür. Hayır. Ya yani bu takıntılı, görüştüysen zaten takıntılı. Korkumdan hiçbirini söyleyemedim zaten. Söylemek de istemedim, çekindim. Üstencelik para konusuna gelince... Yaptığın takıntılar da söyler hayır, misin? Hayır, para, başka laf katı... Para konusuna gelince yani onda da tehdit ettim, benden izinsiz para çeker. Bir şey oldu mu? Karşımdaki sen olmasaydın başka türlü konuşurdum. Şu an karşımdaki sen olduğun para için konusu da tehdit ettim. Benden habersiz para... Seni biriyle konuştuğu görürsem Zeynep, her türlü. Allah. Hülya Hanım. Yapma. Gerçekten benim iznim olmadan evlenme şansları var mı? Şimdi şöyle anlatayım. Bakın ben de dosyanız, evraklarınız geldiği zaman ben de Zeynep'i sizin anlattıklarınızdan kısıtlı olduğunu düşündüm. Evet. Yasal danışman vasiden farklı. Evet. Yasal danışman demek şu demek. Yani korunmaya kısıtlanacak kadar korunmaya muhtaç olmayan ama yalnızca ekonomik mal varlığı ile ilgili evet. şeylerde fiil ehliyeti sınırlandırıyor. Diyor ki şu işlemleri yaparken yasal danışmanıyla yapsın. Annesi de onun yasal danışmanıymış. Evet. Ne diyor? İşte taşınmaz bir gayrimenkul alıp satarken, rehin, kambiyo senet imzalarken, işte birine bağışlama yaparken, bankadaki ana parayı çekerken yasal danışmanla olsun. Ama bu şu demek değil, yani yasal danışman atanan kişi kendi kişiliğimize ait. Mesela evlenmek, nişanlanmak, bu gibi konularda yasal danışmanın iznine tabi değil. Peki. O yüzden de kendi isteğiyle nişanlanabilirler. Ama biz bak, örf ve adetimizde şu var. Biz 18 yaşına doldurduğumuz halde niye gidip kızı ailesinden istiyoruz? Aileler tanışsın, aynı zamanda da bu evliliğe olur versinler diye. Sizin durumunuzda da dayı olarak burada evet. bulunmanızı anlamlı kılıyorum. Ama mevcut durum da bu. Şimdi kendime de sorduğum zaman rahatsızlıklarını, sizin anlattıklarınızı inanıyorum. Evet, bu takdir evet, sizin evet. ailenize aittir. Öncesini bilmiyoruz çünkü. Ama evet. şu da var. Burada geri alabiliyor musunuz Zeynep'i? Alamıyor. Alamıyorsunuz. Alamıyor. Bulunduğu kişi de yanında olan kişi onun neyi şu anda? Arkadaşı şu anda. Hiçbir ona karşı. Nesi? Arkadaş değiliz. Nesi? Sevgili misiniz? Sevgili. Sevgiliyiz. Arkadaş değiliz. Sevgiliyiz. Hem de ciddi olarak. Kendi de ciddiden hani anlamadığı için ciddiyet yok diyor ama ciddiyet var. Bunu ama şu da mesela bir ciddiyet var. Arada gireceğim. Ciddiyet son, var. Kafamı karıştığı anda şu var. Size onu yöneltmek istiyorum. Zeynep'in iddiası doğrultusunda. Bunu 27 Ocak'ta ablanız vefat ediyor. Değil mi? Yok, 27 değil. 27'sinde. 29. Ha tamam. 29. 30 Ocak'ta da mirasçılık belgesi almak için mahkemeye müracaat edilmiş. Karşı tarafın kim olduğunu bilmediğim için öyle bir şeye başvurdum. Hayır, mirasçılık belgesi almak için. Daha bankada ablanıza ait paranın ölüm. Çekilmesi için. Hayır, çekilmesi değil. Dondurulması için. İmza attırıyor buna. Anladım. Peki, yayın sonrasında imza attırarak da konuşulacak şeyler var. Yayın içerisine dönecek olursa. O parayı bana... Bayram Bey. O parayı işte. Şimdi Muharrem Bey Pardon. Kimdir, Esra neyin Hanım, nesidir? Son cümlenizi alayım. Beteriye acil girmem lazım çünkü. Söyleyin. Hülya Hanım, boşanmalarında o zaman neden vasi istediler? Boşanma davasında. Peki. Madem evlenmesinde yetkim yoktur da... Boşanmada neden? Boşanmada da onlar davayı açmışlar. Yalnızca görüşünüz alınmış orada. Beyanınız alınmış o kadar. Şimdi Bayram Bey, Muharrem kimdir? Neyin nesidir? Nerede yaşar? İn midir, cin midir diye hepimiz merak ederiz. Biz Pakize Hanım'la, hoş geldiniz bu arada. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olasın. Pakize Hanım'la Muharrem Bey'in yaşadığı eve gittik. Yaşadığı şartları gördük. Merak ediyor musunuz? Asla merak etmiyorum ama izleyebilirim. Merak etme. Bu saatten sonra merak etmiyorum. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yok, ben hiç dedikodu sevmem. Biraz yani, kim ne yapmış? Esra abla. Biraz acayip konuşuyor zaten. Acayip konuşuyor. Dayının emin öpmek istiyorum. Acayip zaten. Sevdiğim kişinin
Zeynep'in dayısının elini öpmek istiyorum. Ayaklarını öpmek istiyorum. Acayip, hayatım, ayaklarını acayip öpme. Beterimiz ekrana gelsin önce. Bir evine gidelim Muharrem'in. Bakalım ne yapmışlar. Şu anda Düzce'deyiz. Muharrem ve Zeynep'in evlerinin önündeyiz. Muharrem abi Zeynep Hanım'ın hamsisine aşık oldum dedi. Öyle bir hamsi yaptı ki dedi. Evet, hayatımdaki kişi bu dedim dedi. Şu anda onlara da hamsi getirdik. Zeynep Hanım hamsiyi de yapacak. Bakalım hamsisi nasıl? Hamsiyi güzel yapıyor mu? Selamun aleyküm. Nasıl Muharrem abi? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olasın. Zeynep abla, bu hamsin. Bakalım hamsiyi nasıl yapıyorsun? Hamsiyi yedin. Hamsiyi yedim. Zeynep Hanım'a vuruldum. Siz nasıl bir hamsi yaptınız? Yani buradan izleyicilerimize de söyleyelim ki. Özel. Sevgini mi kattın? Şey, evet. Sevgini evet, mi kattın? Evet. Hamsi değil de makarna yapsaydı? Olmazdı. Makarna sevmiyorum. Hamsi. Özellikle hamsi almıştım. Ben vuruldum hamsiyi. Yaptık. Yedim yani hamsiyi. Çok hoşuma gitti. Peki başkası daha güzel hamsi yaparsa? Başkası daha güzel yaparsa yemem. Yani iyi olmamış derdim. Peki pencereyi ne zaman silmeye başladınız beraber? Beraber pencereyi... Muharrem yanına kaçtığım günü öyle yaptık. Beraber yaptık. Kim dedi temizlik yapalım? Kendisi söyledi, ben de yapalım dedim. İlk temizliğinizi nasıl başladın? İlk temizliğimizi evin içinden ilk önce halıları kaldırarak... Sübürürken birimiz paspasladı. Ondan sonra camlara geçtik, perdeleri sıyırdık. Ben dışarıdan cam silerken o da içeriden silmeye başladı. Eşim yanıma gelse biraz kıskancım da. Şöyle alsam size. Gel canım. Sen böyle gel canım. Ben şöyle de uzakta oturayım o zaman. Ben şöyle geçeyim canım. Tamam. Ben biraz kıskanç olduğum için. Eşim başla. Yalnız herkesin bir ağzı mayıştı farkındaysanız. Herkesin canı bir hamsi çekti. Evin içerisinde kaçtığı ilk gün temizlik başlıyor. Çünkü Muharrem'in zaten de aynı benzer Esra abla, takıntıları var. Esra abla ilk günü de böyle hamsi kızartmıştım. İlk günü de böyle sevgi dolu yaptım. Öyle yaptım yani. Öyle hiç kavga, gürültü yok. Sessiz kafayla güzel bir hayat yani. Yani hiç sıkıntı yaşamadan yani ben... Muharrem çok konuşan bir adam mı? Evet, çok konuşur ama o kadar da çok konuşmuyor. O şey yeri gelince çok konuşuyor. Kayınvaliden çok konuşur mu? Konuşmaz. Yani kayınvaliden derken? O, yok, hani... yok bana bir şey söylemez. Derim ki anne derim ben sen otur ben yapayım derim. O da izin verir yapsın desin. Bırak yapsın alışsın öğrensin falan. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.